Efendim mutlu akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel bir konuğumla karşınızdayım. Bu hafta gerçekten çok özel bir konuğum çünkü o 32 yıllık bir madenci, bir hanımefendi, 22 yıllık sanayici hem de mermerci. Zuhal Mansfield, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Aynı zamanda Mısır İş Konseyi Başkanı ve Afrika İş Konseyleri Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, aynı evet. zamanda da bir mermer firmasının da yönetim kurulu başkanısınız. Evet. Ben çok merak ediyorum sizi. Bu kadar 32 yıl içerisinde bunları nasıl başardınız? Nasıl başladınız mesleğinize? O kadar çok sorun var ki bir kadın olarak bir mermerci olmak nasıl bir hayaldir? Bunları öğrenmek istiyorum. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yayınınızda konuk olmak çok güzel bir duygu. Sağ olun. Benim hayat hikayem tabii çok çok uzun bir hikaye. Yarım yüzyıldan fazladır bu gezegendeyim. Doğal olarak da çok hayallerim var, çok gerçekleştirdiğim projelerim var ve çok yerde de rol aldığımı biliyorum. İyi bir rol model olduğumu da biliyorum gençler için. Bundan 32 yıl evvel evet bir maden tecrübem oldu. Altın işine girdim. Afrika'da altın madenlerinde çalıştım. Daha sonra da külçe altın alım satım işleri yaptım. Bir tesadüf sonucu da mermer işine bulaştım. Öyle diyelim. Hong Kong'da yaşıyordum o dönemlerde. Tabii diklemesine büyüyen bir ülkeydi Hong Kong. Bekar mıydınız? Evli miydiniz? Hani o oradan Hong Kong'da ne işiniz karışık. Vardı? Oraları biraz karışık. Ekonomi programında onu anlatmayayım ama böyle bir kadın programında kesin onları da konuşmak lazım tabii. Şeyde Hong Kong'da yaşarken diklemesine büyüyen bir ülkeden çok etkileniyor insan ister istemez. Burada bir şeyler yapmak lazım derken bir tesadüf sonucu mermer işine girdim. Çalıştığım firma benim hak edişlerim öyle diyelim vermeyince de bu sefer hani kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Hadi ben bu şirketi artık kendi başıma götürmeye çalışayım dedim. Önce al sat işte projeler falan derken baktık olmayacak. Bunun bir yatırımına girmek gerektiğini düşündük ve karar verdim. Türkiye'de yatırımlarımı yapmaya başladım. 22 yıl oldu mermer işine gireli. Yaklaşık 20 yıldır da sanayiciliğini yapıyorum bu işin. Sanayicilik tabii bir ayrıcalık. Başka bir şey sanayici olmak. Bir kere her şeyden evvel ruhsal tatmin diyelim. Çünkü insanların ekmek kazanmasına vesile oluyorsunuz. Tabii ki ekmek veren kişi değilsiniz ama bu vesile olmak da çok güzel bir duygu. Ve her gününüz artık hani ne yapsam da bir makine daha alsam, ne yapsam da iki kişiyi daha istihdam edebilsem diye geçiyor. Ülkemizde bu da çok kolay bir iş değil. Çünkü üretim maliyetlerimiz bir hayli. Siz zaten bunların çoğunu biliyorsunuzdur. Dolayısıyla uluslararası platformlarda rekabet şansımız çok az. Zorluyoruz aslında her şeyi çok zorluyoruz. Ama bu da bir geçiş süresi ve bu süreci inşallah hep birlikte çok iyi atlatarak hak ettiğimiz yerlerde olacağız. Ülke olarak bambaşka bir boyutta olmamız gerektiğine inanıyorum. Bir kere konum olarak zaten bunun hakkaniyeti içindeyiz. Evet, müsaitiz. Tabii. İkincisi insan kaynakları olarak buna müsaitiz. Çünkü çok genç, dinamik, bilgili, hani tuttuğunu kopartan ve çok temiz kalpli, çok iyi niyetli bir gençlerimiz var. Nüfusumuzun %30-35'inden fazla bu gençlerin nüfusu. Onların da tabii istihdam alanlarını yaratmak gerekiyor. Onlara da kaynaklar bulmak gerekiyor. İşte böyle her şey var. Her şeye sahibiz aslında. Helva yapmak için bütün her şeye sahibiz. İnşallah onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Evet ama Hong Kong'dan geldiniz buraya evet. ve ben sizin kısa bir özgeçmişinize baktığımda evet. Siz hani girişimcilik ödülünü almışsınız. Birçok ödülünüz var. Türkiye'den yurt dışına ihracat evet. yapan, Çin'e ihracat yapan ilk kadın girişimci olduğunuzu biliyorum. Bunları biraz anlatır mısınız? Tabii tabii. Şimdi benim Hong Kong'da yaşadığım dönemlerde ve altın ticaretiyle uğraştığım dönemlerde herkes Çin'den bir şey almaya çalışıyor falan diyoruz ya. O zamanlar yoktu. O zaman zaten biz Çin'de 10 kişi filandık. Yani çok azdık zaten. Konsolosluğumuz filan yoktu Hong Kong'da. Daha sonra başladı işte Türkiye Hava Yolları uçmaya başladı konsolosluğumuz olduktan sonra tabii oldu bunlar. Ve şimdi de yine çok fazla yok ama yeteri kadar bir Türk ekibimiz var artık orada. Pardon yaşınız kaçtı o zaman yani buna karar verdiğiniz dönem? Yurt dışına çıkmaya karar verdiğimde yaşım 21'di. Büyük cesaret.
Evet, biraz. Biz cesur, kadınlar, çok kadınlar biraz cesuruz. Evet. Biz yeter ki tüneli gösterin, yani ışığı ben bulurum. Hiç sorun yok o konuda. İhracata başladığımızda Türkiye'den mal alıp Çin'e satarken birçok şeyi de beraberinde öğrendim tabii. Çünkü bir malın ülkenizden çıkıp nihai tüketiciye ulaşması sürecinde birçok sıkıntılarımız vardı. Konteyner bulma sıkıntımız vardı, nakliyeler çok pahalıydı. Gelen malın kalitesinde sıkıntılarımız vardı çünkü Türkiye yeni öğreniyordu bu işi. 1990 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı, mermer ihracatı 10 milyon dolardı. Şimdi siz varın, siz düşünün ötesini. Daha sonra ben ihracatta 7.'ydim ama herkes çok iyi biliyordu ki zaten ilk 6'nın da ürettiği malın yarısından fazlasını ben alıyordum. Böyle bir iş başlattık, tersine bir akım başlattık. Çok da güzel oldu. Şu anda kurduğum pazar yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu yüz binlerce insanın hakikaten buradan nemalanması demek ki. Ben bundan haklı bir gurur duyuyorum. Eminim onlar da bunu takdir ediyorlardır. Muhteşem. Tabii hani hep deriz ya, ya işte yapıyoruz devlet görmüyor, yapıyoruz işte bilmiyorlar falan. Katiyen böyle bir şey yok. 2000 yılıydı. Türkiye bana en başarılı girişimci ödülünü verdi. Ben bu ödülü de en son günüydü Sayın Süleyman Demirel'in bu ödülü bana verdiği gündü. Sayın rahmetli Sakıp Sabancı ile birlikte bir konuşma yapmıştık Lütfü Kırdar'da. Allah rahmet eylesin. Evet, nur içinde yatsın. Benim böyle elim ayağım titriyordu korkudan. Hani ilk kez hayatımda 2000 kişinin karşısında konuşma yaptığımda haklı gururu ve heyecanı içindeydim onun. Ve daha sonra tabii ödüller birbirini takip etti. Ödül almanın bir tarafta da çok güzel bir şey ödül almak. Diğer tarafta da çok ağır bir yük. Onu devam ettirmeniz gerekiyor. 2013 yılında da uluslararası bir ödül aldım yine. Tabii bu ikisinin arasında yine en az 20-25 tane ödülüm var. Yani çalıştığınız zaman sizi görüyorlar. Hani görünmüyoruz, bilinmiyoruz, işte takdir edilmiyoruz falan diye bir şey söz konusu değil. Peki, görüyorlar. Devletin bu konuda size desteği oldu mu? Hayır, devletin hiçbir desteği olmadı. Yani zaten hiç böyle bir şey de beklemedim. Devletin desteklerinin olduğunun bile farkında değildim. Belki vardı ama ben bunu hiçbir zaman görmedim. Bilmedim zaten, bilemiyordum. Yurt dışında yaşıyordum o dönemlerde. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz Güney Afrika'ya gittik. Güney Afrika'da ben işte 100 tane kadın topladım. Hadi Güney Afrika'ya gidelim dedim. Oraya gittiğimizde de bu devletin desteği oldu mu konusunda bir anekdot anlatacağım. Battaniye fabrikası vardı. Türk firması, Türk sahibi. Hı hı. Onu ziyaret ettik. İnanın bana kimsenin haberi yoktur. Hani onun o zamanlar başladığı dönemlerde kimsenin haberi yoktur. Ve başladığı dönemlerde de şöyle bir soruyla çok karşılaşmıştır. Ya sen kafayı mı yedin arkadaşım? Afrika'da battaniye fabrikası kurulur mu ya bu kadar sıcak bir sıcak ülkede? Sıcak bir ülkede değil mi? Diye düşünülmüştür, doğru. Ve hiçbir devlet desteği yok. Başardı. Şimdi onunla gurur duyuyoruz. Medali iftarımız oldu. Güney Afrika'da bizi hakkaniyetiyle ve çok güzel temsil ediyor. Ama işte girişimcilik zaten birisinin desteğini alarak bir şey yapmak değil. Girişimcilik bir ateş. İçinizde bir ateş. Sizin girişimciliği sevmeniz lazım. Ben girişimciliği ne olduğunu tabii bilmeden önce satışın çok önemli olduğuna karar vermiştim. Çok küçüktüm. Eğer insanlar satarsa, bir şeyi satabiliyorsanız para kazanırsınız. Para da başarıyı getiriyor falan diye düşünüyordum. Çok küçüktüm yani. 11 yaşında falandım herhalde. Gerçekten de öyle. Girişimciyseniz en son ihtiyacınız para. En son ihtiyacınız bu. Çünkü girişimcinin sermayesi parası değil, sezgileridir. Hı hı. Eğer sezebiliyorsanız, piyasayı koklayabiliyorsanız ve inandığınız bir şey de varsa elinizde, hı hı, onu çok rahatlıkla satışa sunuyorsunuz. Ve ürün de doğruysa ve doğru yerde, doğru zamanda, hani diyoruz ya, böyle bir takım unsurlarda bir araya gelince oluyor. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da konuşmacıyım. Bakın size başka bir şey anlatayım bu girişimcilikle alakalı. Ben çıktım kürsüde, yaklaşık böyle bir 700-800 kadın ve uluslararası bir o kadar da uluslararası gelmiş misafirler vardı. O konukların hepsine Türkiye'deki imkanları anlattım. KOSGEB'i, işte devlet teşviklerini, bakanlıkların kendi bakanlıklarıyla, kendi konularıyla alakalı gelen projeleri nasıl değerlendirdiklerini, ABİGEM'i,
Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanıyoruz? Ne tür projelere destekler alıyoruz? Onları ve kalkınma ajanslarımızı, belediyelerimizi. Hani girişimci olmamız için herkesin nasıl destek verdiğini anlattım. Siz bir elçi gibi davranıyorsunuz. Hepimiz aslında yurt dışında, Türkler aslında hepimiz elçiyiz. Evet. Doğru. İşte diaspora dediğimiz, Türk diasporası dediğimiz bu zaten. Oturdum bunu anlattım ve herkes hayran oldu. Aa ne kadar güzel, işte Türkiye'deki örnekler çok güzel, keşke Türkiye'de olsak falan diyenler oldu. Ama bunun yanı sıra çok ilginç bir şey yaşadım. Norveç elçisi, Norveç'in Pakistan elçisi, hanımefendi, Sefire Hanım, o da konuşmacıydı. O da mikrofonu eline aldı ve hayranlığını dile getirdi. Dedi ki müthiş bir şey. Yani eğer dedi bu teşvikler, bu destekler benim ülkemde olsa biz bütün nüfus olarak girişimci oluruz dedi ki. Bir şeyi zaten vurgulamadan geçemeyeceğim. Dünyanın bir numaralı girişimcisi, girişimci ülkesi Norveç. Amerika falan değil, Amerika 10. sırada bu noktada. Şimdi ve dedi benim ülkemde bunların hiçbiri yok. Şimdi öyle deyince biz hep birlikte sustuk tabii. Benim ülkemde dedi kadına verilen ya da girişimciye verilen hiçbir destek yok. Ama dedi biz hepimiz işte çoğumuz girişimciyiz. Peki bu nasıl oldu? Nasıl olabilir dedik yani böyle bir şey. Çünkü dedi biz eşitiz. Bizim kafamızda yani kadının kafasında erkekle eşit, erkeğin kafasında da kadınla eşitsen zaten geri kalan hiçbir şeye ihtiyacın olmuyor. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Biz birbirimizin kafasında farklıyız. Evet. Biz kadınla erkeği eşit kıldığımız takdirde belki bu teşvikler de kullanılmadan giden açılan krediler, geri gönderilen Avrupa Birliği fonları, bunların hepsinden çok daha sağlıklı yararlanacağız. İşte bu da yine bize düşen bir görev, kadına düşen bir görev. Çünkü unutmamak lazım ki her kadın bir başka kadın için bir erkek yetiştiriyor. Evet. Biz çocuklarımızı doğru yetiştireceğiz. Belki çok uzun bir proses bu. Belki bir 25 yıl sürecek ama neticesi meyve verecek diye düşünüyorum. Şimdiden artık görev yine bizim, yine biz kadınların. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi yurt dışına 8 tane ülkeye ihracat yapan... 18 ülke ihracat 18 yapıyoruz. 18 ülke ihracat yapan bir firmasınız. Bir konseyin başındasınız. Evet. Çok büyük bir Afrika konseyinde başkan yardımcısınız. Bu kadar ağır yükünüz var. Bunun yanı sıra mutlaka yapmış olduğunuz ihracatta bir takım zorluklar yaşıyorsunuzdur. Evet. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ah böyle hani kanayan yaraya tuz döküyor. Şimdi dünyanın en güzel şeyi ihracat yapmak. Bir kere en güzel işi ihracat yapmak zaten. Çünkü ihracatta bir kere vade bile olsa ödeme garantiniz var. İç piyasadaki gibi işte 30-60-90 çeklerle, evraklarla dönmüyor iş. Çeklerin karşılıksız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten uluslararası bir ticaret yapıyorsanız, uluslararası kabul görmüş kurallar dahilinde yapıyorsunuz bu ticaretinizi. Buraya kadar tamam. Tek bir sıkıntım var benim. Ben bunu defalarca neredeyse her yerde anlatıyorum ama bir kez daha burada anlatayım. Lütfen. Bizim doldurduğumuz bir gümrük beyannamemiz var. Bu gümrük beyannamemizde düşünün ki ben Hong Kong'da yaşıyorum ya da yaşamıyorum fark etmez buradayım. Benim Çin'deki bir müşteriyi bulabilmem için ya da Etiyopya'daki bir müşteriyi bulabilmem için yapmam gereken şeyler belli. Ya o ülkelere ziyaret edeceğim ya da o ülkelerden gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarlara katılacağım. Çok basit. Pazar kurmak bu kadar basit bir şey. Şimdi o müşteriyi buldunuz. O müşteriyle bir ilişki gerçekleştireceğiz. Yani hedef kitleye ulaşmanız lazım. Ulaştınız. Evet. Mr. Wong'a mal göndereceksiniz. Tamam buraya kadar tamam. Şimdi alıyorsunuz elinize başlıyorsunuz doldurmayı onu. Bu ürün nereden geldi? Kim işledi? Kaça işledi? Hangi proseslerden geçti? Kime gidiyor? Gittiği yerin adresi, telefon numarası. Yani bir tek o gümrük beyannamesine müşterinin kaynanasının ismiyle kan grubunu yazmıyoruz. Bu kadar aleni her şeyi o kadar çok yazıyoruz ki. İnanamazsınız yani. Ama bu sizi de korumak adına yapılan bir tam tersi, sistem değil mi? Tam tersi. İşte bu bizi korumuyor. Bu aleni bir şekilde bu evrak herkese açık. Yani sizin bir kere üretici olarak... Bütün kimlik bilgileriniz açık yani. Orada. Onu müşterinin kimlik bilgisi açık.
Şimdi sizin öyle bir şey yapmanız lazım ki siz teknoloji üretiyor olsanız haklısınız. Çok önemli değil. Çünkü çok böyle ütopik bir şeydir. Yani çok değişik bir şey yapıyorsunuzdur. İşte ne bileyim bir kremdir, bir parfümdir, bir şeydir böyle eşsiz, benzersiz bir şey yapıyorsunuzdur. Haklısınız. Ama çok böyle sıradan işte mermer üretiyorsunuz ya da tekstil ya da konfeksiyondasınız. Bunun bir şeyi yok. Farkı yok yani. O gümrük beyannamesine çok rahat ulaşılıyor. Dolayısıyla hiç hayatında Çin'i ya da işte Etiyopya'yı haritada gösteremeyen biri dahi bu ihracatı yapabiliyor. Hemen müşterinize ulaşıyor ve sizin müşterinize birazcık daha uygun fiyatla ulaşabiliyor. Bunun önüne geçmek lazım. Çünkü bu çok ciddi bir şekilde hem içeride haksız rekabeti yaratıyor hem de eğer buna Hasan Bey ulaşıyorsa Bildemir de ulaşıyor, Ivan da ulaşıyor, Michael da ulaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun daha böyle bir sır gizlilik olması lazım. Gizlilik prensibi içerisinde. Tabii çünkü mahremdir ticaret. Hı hı. Yani ticaretin hakikaten müşteri mahremiyetidir tüccarın. O yüzden bunun bu kadar aleni olmaması gerekiyor. Siz demek istiyorsunuz ki benim kendi datalarımı bir başkasının açık olmasını istemiyorum ben. Bu olmamalı zaten. Bu datalarımı olmamalı. Paylaşmak istemiyorum. Evet, bu Avrupa Birliği, Gümrük Birliği'ne girdiğimizden bu yana bu böyle herhalde. Bunun olmaması gerekiyor. Şimdi ne yapabiliriz diye de hemen öneri de söyleyeyim. Çünkü hep şikayet edince de olmuyor. Evet, doğru. Ne yapabiliriz? Bakın ben yine oraya dönüyorum. Hong Kong'dayım. Türkiye'den mal alıyorum. Japonya'ya, Endonezya'ya, işte Filipinlere, Singapur'a, Malezya'ya gönderiyorum. Gelen malın, gümrük beyannamesi aleni bir şekilde yazılmış bir malın alıyorum. Hemen dokümanda şunu söylüyorum. Diyorum ki 37.800 numaralı faturaya ait mal 125 numaralı malzemedir. Yani bina yapı malzemesidir. Hı hı. Bina yapı malzemesi 125 numara diyorum. Onun altında belki 300 tane bina yapı malzemesi var. 300 farklı kalem var. Fakat belli etmiyorum onun mermer olduğunu, yazmıyorum. Onu zaten devlet görüyor. Beyannameye sadece bunu diyorum. Ve gittiği ülke menşei Türkiye'dir, gittiği ülke Endonezya'dır. Bu kadar basit. Çünkü bu bilgiler devletin istatistik bürolarında lazım. Hı hı. Ya datalarında lazım. Evet. Envanterler için lazım. Ama bu bilgiler limandaki işte bunun nakliyesini yapan, navlunun işlerini halleden, dokümanlarını yapan kişiye lazım değil bu bilgiler. Bunların mahremiyetine biraz dikkat edersek Türkiye çok daha farklı alanlarda daha farklı başarılar yakalayabilir. Çünkü aksi halde her seferinde yeni bir müşteri bulmanız gerekiyor. Siz üreticisiniz. Fabrika dediğimiz şeyin bir tane düğmesi vardır, aç düğmesi vardır, kapa düğmesi yoktur. Ve o aç düğmesine bastığınız an o düğme bir daha işe yaramaz. Onun devam etmesi lazım. Üretimde süreklilik olması lazım. Sürekli üretilen şeyin sürekli satılıyor olması lazım. Hı hı. Siz her seferinde müşteri bulayım, işte oraya koşayım, buraya koşayım derken bir kere üretimin sağlıklı olmasına konsantre olamazsınız. Hı hı. Bu ister istemez sizi birazcık da paranoyak yapar yani. Çünkü istemezsiniz bu bilgilerin bilinmesini. Böyle de bir sıkıntımız var. Peki kültürel farklılıklarınızı nasıl kamufle etmeye çalışıyorsunuz? 18 ülke dediniz. 18 evet. Ülke dile kolay. Şimdi sizin ürününüz, siz istenilen kaliteyi çıkartabiliyorsanız, burada bir sürdürülebilir kalite standartını yakaladıysanız ve yine müşterilerle olan ilişkinizi sürdürülebilir hale getirdiyseniz artık o ritüellerin hiçbir şeyi yok, sıkıntısı yok. Tabii ki Kanada'da davrandığınız şekilde, Azerbaycan'da ya da Azerbaycan'da davrandığınız şekilde Suudi Arabistan'da davranamazsınız. Onlar da zaten zaman içinde müşterileriniz tarafından size öğretiliyor yani onu yaşıyorsunuz. Onlar sizi öğreniyorlar, siz onları öğreniyorsunuz. Peki, Türkiye'yi madenler konusunda zengin bir ülke olarak görüyor musunuz? Türkiye madenler konusunda bu kadar zengin olmasaydı bu kadar çok sorunun ortasında kalmazdı diye düşünüyorum. Bizim asıl zaten ana sorunumuz, aslında ana menfaatimiz aynı zamanda da yerin bir karış altındaki zengin maden yataklarımız. Evet. Kömür yataklarımız var biliyorsunuz. Maden kazanları var. Borlarımız var, toryumlarımız var, kömür yataklarımız var, gümüş yataklarımız var, altın madenlerimiz var. Biz hakikaten bu topraklar Tanrı'nın lütfu yani bize. Evet. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Peki sizin, siz de biliyorsunuz son 1940'lardan bu yana maden kazaları ülkemizde çok sıklıkla karşımıza çıktı. Evet. Çok üzücü matematiksel kayıpları
korkunç şeyler, zaman, evet, korkunç şeyler yaşadık. 3000'den fazla madenci, evet. Ve bugün de biliyorsunuz anma törenleri vardı yine maden kazaları, evet. Dolayısıyla. Siz madencilerin bu kazalara ihmallerin neden olduğunu biliyorsunuz mutlaka. Bu işin de içindesiniz. Evet. Bu konu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Bu ihmallerin ortadan kalkması adına ve denetimlerin artırılması adına, evet. Bu denetimlerin nasıl yapılması konusunda biraz bilgi almak istiyorum. Bir de biz bu kadar zenginken, zengin bir ülkeyken bu kadar az denetimin ve bu kadar fazla kazalara neden olmanın nedenleri nedir? Biz baktığımız zaman Almanya bu konuda neredeyse hiç kazazede görünmüyor. Yani matematiksel baktığımızda sıralamanın en başında geliyor. Ama denetimleri demek ki çok iyi yapılıyor. Ya da işte buna ehemmiyet vermemek adına bir takım önlemler alınıyor. Ama bizim ülkemizde bunlar neden yapılamıyor? O kadar çok soru sordum ki şu anda size. Heyecanlı soru. Evet, o kadar çok ki. Yani evet. Hani soru sordukça başka şeyler geliyor aklıma. Dolayısıyla hepsini size vermek istiyorum. Ben bu maden kazalarıyla alakalı söylenmemiş tek bir kelimenin kalmadığını düşünüyorum. Hepimiz çok üzgünüz tabii. Siz bir işveren olarak en son isteyeceğiniz şey sizinle birlikte çalışan insanlardan bir tanesinin hayatını kaybetmesi. Bu korkunç bir şey. Bu yaşanabilecek en kötü şey. Yani Allah hakikaten uzak etsin evlerden, barklardan. Tabii duayla olmaz ama dualarımız, evet. Kadere, yani dualarımız tedbirlerimize değil. Ben onu hep söylüyorum. Tabii tedbiri al, takdiri Allah'a bırak derler. Tabii tedbirimizi almak zorundayız. Biraz insan kaynaklı, biraz tabii ki işveren odaklı kaynaklı, biraz çalışanların, özellikle bu feni nezaretçilerin hataları. Yani tek başına bir kişinin hatası olamaz zaten. Bir trafik kazası yaptığınızı düşünün. Tek başına sizin hatanız olamaz o. İlla ki karşı tarafında suçu vardır diye düşünüyorum. Şimdi maden yasaları çok net. Bir ocak çalıştırmak istiyorsanız yapmanız gereken şeyler çok net. Buradaki denetimler de çok yapılıyor. Denetimsiz bir şey yok yani. Ben kendim için konuşuyorum. Ben ne Soma için konuşuyorum şu anda, ne bir başka yer için konuşuyorum. Zaten bunlar benim haddim aşan konular. Benim bildiğim şeyler değil. Ama ben kendim için konuşuyorum. Tedbirimizi almak durumundayız. Tedbiri almak üzere, alındığını da kontrol etmek üzere devlet kişiler tayin ediyor. Mesela benim ocağımda feni nezaretçilerim var. Devlet diyor ki tamam, ben sana bu ruhsatı veriyorum. Bu ocağı işleteceksin. Fakat bu ocağı işletirken yapman gereken şeyler var. İşte şu kadar kişiden fazla çalıştırıyorsan mutlaka bir sağlık görevlisi olması lazım. Bu kadar şu konuda istihdam sağlıyorsan mutlaka aylık check-up'larının yapılması lazım. Eğer bir maden ruhsatında işte şurada ve bu kadardan fazla bir şey çıkartıyorsan feni nezaretçinin olması lazım. Maden mühendisinin olması lazım. Yani bunlar bütün böyle bizim devletle işletme sahibi arasında birçok kişi var. Bir kişi yok. Bakın siz ne yaparsanız yapın. Bırakın madenciliği, herhangi bir işletme sahibi olun. Devlet diyor ki muhasebecin olması lazım. Şu kadar ciro yaptığın takdirde de yeminli müşavirin olması lazım ya da mali müşavirin olması lazım. Devlet aslında gereken yasaların hepsini koymuş. Ve bunlara da uymakla yükümlüsünüz. Bunun ötesi yok. Bunların hiçbir tanesi pazarlığa açık değil. Ve denetim kısmına gelince de vallahi denetleniyoruz. Yani defterlerimizden madenlerimize kadar, çalışanlarımıza kadar denetleniyoruz. Ben bugüne kadar denetimde bir eksiklik görmedim. Bir tane bir şey anlatayım size. Bizim ocaklarımızda, normalde bütün maden ocaklarında biz hep deriz ki mutlaka ama mutlaka baretli olmanız lazım. Baret mutlaktır. Bütün her tarafa da yazarız. Baretini tak, baretini unutma, baretini unutma falan diye. Bu bir kural, bu bir kanun, bu bir yasa. Ve bunu onu korumak için çıkartılmış bir yasa. Beni korumak için değil. Onun canını korumak için yapılmış bir yasa. Gidin bakın. Böyle hemen girin herhangi bir maden ocağına. Birçok kişinin baretini görmezsiniz. Takmazlar. Saçım dökülüyor diye takmaz. Kafam terliyor der takmaz. Sıcak der takmaz. Soğuk der takmaz. Yani bir şekilde takmaz. İnsanların da bilinçlenmesi gerekiyor. Yani maden ocaklarındaki denetim ya kanunların ötesinde bir de madende çalışanların ayrıca kurs bilinçli görmesi gerekiyor, lazım. Bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Çok
çok önemli ama şimdi ben şuraya takıldım. Maden ocaklarında işte bir sağlık memurunun olması lazım dediniz. Tabii biz mutlak bir alanın olması lazım. Tabii. Ne Soma'da ne Ermenek'te böyle bir şey görmedik biz. Hani sizinle kıyaslamıyorum, evet. Yanlış evet. anlamayın tabii. beni ama evet. izleyicilerimiz hani bir madenci olarak, bir sanayici evet. olarak, evet. Bir mermerci olarak hani bunu soruyorum size. Evet. Ne Soma'da ne Ermenek'te böyle bir şey yoktu. Yaşadıkları alanlar hakikaten çok kötüydü. Hep birlikte gördük, hep evet, birlikte. Yani bunları evet, başından acı, sonuna kadar evet, ben de izledim. Çok acı manzaralar gördük orada. Evet. Yani işçiyi koruyan hiçbir şeyleri yoktu. Dolayısıyla işletmeciyi bu konuda ayırt etmeksizin şunu söylemek istiyorum. Yani işçiye ya da devletin kurallarına uygun ocakların olduğunu göremedik bu. Ne Soma'da ne Ermenek'te göremedik. Sizi tenzih ediyorum. Tekrar söylüyorum bunu. Sizinle alakası yok bu ocakların. Sizin mermer ocaklarınız evet. var. Hani izleyiciler sanmasın evet. ki sizin bir maden kömür ocağınız var diye düşünmesinler diye bunları açıklama yapıyorum ama evet. böyle bir prosedüre uygun çalışmadılar. Yani devlet bunlara ruhsat verdi ve böyle bir çalışmayla devam edemediler. Şimdi çalışmadıktan sonra ruhsat verilmiyor. Bakın prosedür öyle değil. Siz bir madenin ruhsatı için başvuruyorsunuz. Daha hiç işçiniz yok, hiçbir şeyiniz yokken başvuruyorsunuz. Sonra bunu başlıyorsunuz çalışmaya. Çalışma alanınızı çok küçük bir değişiklik yapmak istediğiniz an dahi tekrardan bunu projelendirip devlete sunuyorsunuz. Bence yapılması gereken şeylerden bir tanesi de şu. Buna imza atan fenni nezaretçi, maden mühendisi, muhasebeci, her kimse, herkes de imzasının arkasından sorumlu olması lazım. Evet. Bakın bugün benim ocaklarımda herhangi bir aksilik olsa, Allah şu ana kadar ölümden bahsetmiyoruz da, herhangi bir aksilik olsa, hı-hı. olur, olur. İşverenseniz hep olur, hep sorunlar olur evet. zaten. Herhangi bir aksilikte devlet diyor ki gel bakalım işveren buraya. Hı hı. Şimdi aksiliği kim yapmış, sorunu kim çıkarmış? Maden mühendisi çıkarmış. Yani gerekli belgeyi diyelim ki vermemiş. Ya da gerekli belgeyi yapmamış, hazırlamamış. Hı-hı. Ama bu eksikten dolayı ben yükümlüyüm. Oysa maden mühendisim de yükümlü olması lazım. En az benim kadar. %50 o da yükümlü olması lazım ki. Hı-hı. Maden mühendisi bir hata yaptı diyelim. Ya da muhasebeciniz bir hata yaptı diyelim. İşten ayrıldığı an artık onun yükümlülüğünde değil o. İşte bile oluyor olsa onun yükümlülüğünde değil. İşverensin gel diyor. Ben maden mühendisi miyim? Ben muhasebeci miyim? Ben fenni nezaretçi miyim? Ben bunun sağlıkla ilgilenen doktor muyum? Ben işverenim. Ve bununla ilgili kişileri de işe alıyorum. Hı hı. Onların da maaşlarından, SGK'larından, yemesinden, içmesinden, nakliyesinden, her şeylerinden ben sorumluyum. Hatta çocukları doğar sorumluyum, ölümleri olur sorumluyum, evlenirler sorumluyum. Hani kişisel ama olarak. Kadın olduğunuz için. Kadın olduğum için değil, hayır patron oldunuz bu böyledir. Hiç değişmez. Çünkü biz Türk'üz. Biz hı-hı. her şeye böyle duygusal bağlarla bağlanırız. Şimdi görevini ihmal ederse, hı-hı. yapmazsa, hı-hı. devlet bana diyor ki gel buraya. Oysa devletin, benim de ricam yani, gerçekten bunu rica ediyorum. Böyle bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama herkes attığı imzadan yükümlü olmalı. Çünkü ben onu o işi yapsın diye işe alıyorum. O işi ihmal eder, yapmazsa, görevini hakkaniyetiyle yerine getirmezse, sadece benim sorumlu tutulmam da haksızlık. Hı hı. Burada tekrar söylüyorum, benim buradaki şeyim genel olarak bir sıkıntıyı dile getiriyorum. Bunun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bir Mısır İş Konseyi, Türk Mısır Konseyi Başkanı olarak bir evet. sorum olacak size. Tabii bir ateşten o bir lat beni. Evet. Asla atmayacağım. Tabii. Buldunuz garibanı. Estağfurullah. Evet. Çok yakın bir tarihte Mısır darbesi oldu biliyorsunuz. Siz içindesiniz. Evet. Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna bağlı olarak çalışan bir gönüllü olarak evet. Bunu hep unuturlar. Ben gönüllü iş konseyi başkanıyım. Evet, seçimle geldim ama evet. orada hepimiz gönüllülük ilkesine dayalı çalışıyoruz. Mısır'da 200 tane Türk sermayeli firma var. Evet, Türk yatırımcımız var. Evet. Türkiye'de de yaklaşık 200'e yakın 150 tane yabancı sermayeli
Mısır sermayeli firma var. Öyle mi? Evet. Peki. Türk iş dünyası bu darbeden ne kadarını nasip almıştır acaba? Şimdi ticari köprüler atılırken çok zorluk çekilir. Tek başına atılmaz. Ticari köprülerin atılabilmesi için, olabilmesi için karşılıklı iş adamlarının birbirlerinin varlığından ve ne ürettiklerinden haberdar olabilmesi için önce en tepede ilişkiler başlar. Siyasi ilişkiler başlar. Sosyal ilişkiler başlar. Sonra biz biraz korkağızdır. İş dünyası biraz böyle hani balık gibidir. Kaçar, hemen kaçar. Hemen bir tarafta böyle bir tehlike gördü mü, hemen hava soğudu mu, vın yokuz orada. Böyle bir şeyimiz var bizim. Gerçi cesuruzdur. Hani gerilla evet, koltuktayızdır falan. Evet, tabii doğru. O ayrı ama yine de sermaye ürkektir. Sermaye izler ne yapalım diye. Ve bu köprüler işte siyasi köprüler, sosyal köprüler, kültürel köprülerin peşinden de ticari köprüler atılır. Ticari köprüler iki ülke arasındaki ilişkilerde en son köprülerdir. En son onlar kurulur. Ama öyle bir şeydir ki bu köprüler. En böyle, ufak bir sorunda da ilk önce onlar zedelenir. Tam tersi. Öyle bir kurulur ki bu köprüler. Hiçbir sorunda öyle kolay kolay yıkılmazlar. Şimdi baktığınız zaman Türkiye ile Mısır arasındaki son 400 yıla bakın. 400 yıldır bizim Mısır'la Türkiye arasında bir takım siyasi şeylerimiz olmuş. Onlar kızmış, biz kızmışız falan. Benim tabii işim bu değil. Benim haddime de değil siyasi bir yorum. Ben bunu sormuyorum. Ama ticaretteki evet, ticarette baktığımız zaman da sadece 700 milyon dolarlık bir kaybımız var. İthalat ihracatın dengede olduğunu düşündüğümüzde de 350 milyon dolarlık bir paylaşım içindeyiz. Bir bağrımıza bastığımız böyle bir rakam var. Çünkü ürünle paranın yer değiştirmesi keyfi keder bir iş değil. Sizin bir ürüne ihtiyacınız varsa o ürünü almak zorundasınız. Ve o ürünle alakalı bir de pazar kurduysanız onun daimiyetliği önemli, sürdürülebilirliği önemli. O devam etmeli orada. 200 iş adamının yatırımından bahsediyoruz. 2 milyar dolarlık bir yatırım. Bunu Mısır hükümetinin yabancı sermayeye tanımış olduğu haklara mütevellit kurulmuş yatırımlar bunlar. Evet. Ve bunlar Mısır hükümetine de ihracatta fayda sağlayan yatırımlar. Ayrıca bunlar Türkiye'ye değil, Mısır'ın ihracat yaptığı ülkelere mal üretiyorlar. Yani buradan yana da bir sıkıntı yok. Peki bizim Mısır'da yaşadığımız kayıplarımız nelerdir? Bu kayıplarımız yok. 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 Böyle bir kaybımız tabii ki var. Yani ama bu bizden kaynaklanan ya da Mısır'ın kendi iç dinamiklerinde sıkıntıları var. Mısır'ın kaybı sadece Türkiye ile değil, Libya ile olan ticaretinde tabii. kaybı var. İtalya ile olan ticaretinde kaybı var. Ben ekonomik kayıplardan bahsediyorum. Kayıplar 700 milyar dolarlık bir o da Mısır'ın sorunudur. Evet. Tek arzu ettiğimiz şey Mısır'ın bir an evvel eski sağlığına kavuşması, ticaretine devam etmesi. Çünkü 100 milyon nüfus, onların da %40'ı yaklaşık genç nüfus. Genç, dinamik ve işsiz nüfus. Benzerliğimiz çok bu noktada. Her bir dolara, her bir kuruşa ihtiyacımız var ihracatta. Hem onların hem bizim. Ya bu konuda bir sıkıntı yok. Ben şimdi çok önemli bir soruya geçeceğim ama önce bir kısa ara vermek istiyorum. Peki. 2 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. We'll be right back.
Zuhal Hanımcığım, Birleşmiş Milletler Gelişmiş Endeksine göre Avrupa'nın en çok kölelik sıralamasında 20. sırada olduğumuzu duyduk. Bu ne demek efendim? Ya değil mi? Yani o kadar acı ki bir de Avrupa Birliği'nde değiliz. Yani evet. Avrupa Birliği'nde olmazken böyle bir rakamsal olarak böyle bir deklare edilmesi ne demek acaba? Şimdi ulus devletler üstü kuruluşlar var. Bu kuruluşlar bilimsel kuruluşlar değil. Bilim adamlarının kurduğu kuruluşlar değil ama bilim adamları tarafından desteklenen kurumlar bunlar. Ulus devletleri üstü kurumlar. Hangileri bunlar? UNDP dediğimiz United Nations Development Programları. Efendim IMF, Dünya Bankası, WEF, işte ISO. Dönüyoruz bu tarafa World Trade Organization, WTO, Dünya Ticaret Organizasyonları. Ya da Dünya Sağlık Organizasyonları. Bunlar ulus devletleri üstü kurumlar. Ve bu kurumlar dururlar. Böyle bir takım endeksler çıkartırlar. Bu endekslerde de siz bir sıraya gelir oturursunuz. Bu sıranın nihayetinde de artık herkes onu konuşmaya başlar. Kimse bu kurumların güvenilirliğini sorgulamaz. Bunlar güvenilir kurumlardır. Ve bunların söylediği her şey de doğrudur. Böyle algılanır. Ve bu algı neticesinde de onlar böyle canları sıkıldım bir şey yaparlar. Mesela geçtiğimiz günlerde sizin bahsettiğiniz şeyi yapmışlar. Biz Avrupa'da kölelikte kölelik endeksinde 20. sırada olmuşuz. Nasıl oluyor? Şimdi biz Avrupa Birliği'ndeysek o zaman niye beni MENA'da yargılıyorsun? Eğer ben MENA'daysam, yani Middle East, North Africa dediğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun içindeysem da ayrı. Konu savaşsa ben Orta Doğu'dayım. Konu petrolse ben MENA'dayım. Konu kölelikse ben Avrupa'dayım. Yani beni böyle istedikleri şekilde beni derken değerlendiriyorlar, Türkiye'yi evet. Değerlendirirler ve bu değerlendirmeleri de biz olduğu gibi kabul ederiz. Sorgulamayız çünkü kaynak güvenilirdir. Ama bu güvenilir kaynağın artık sorgulanma zamanı, irdelenme zamanı ve doğrunun da ortaya çıkma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Böyle hocalarımız var. İşte doçent doktor Kutlu Meri hocamız var. Onun yapmış olduğu ve onun ekibinin yapmış olduğu bir takım çalışmalar var. Bu çalışmaların değerlendirme zamanı diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü aldı başını gidiyor bu. Şimdi bakıyorsunuz bir taraftan da refah endeksi 142 ülke arasında biz 86. sıradayız. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz neredeyse yarının altında bir yerde olabilir misiniz? Afrika dediğimiz 54 ülke sadece. Düşünün yani. Evet. Siz öyle bir yerdesiniz ki 86. sıradasınız. Bu içler acısı bir durum. Evet biz belki bir Norveç değiliz, bir Danimarka değiliz, bir Yeni Zelanda değiliz. Doğru. Ama biz 86. sırada da olmamalıyız. Şimdi ne yapmış hocalarımız? Hocalarımız demiş ki ya bu sıralamaları falan nereden buluyorlar? Nasıl buluyorlar bunları demiş. Çünkü öbür taraftan bir bakıyorsunuz bir başka yerde 121. sıradayız. Şurada 125. sıradayız. Bu mümkün mü? İsteyen istediği gibi sıralamaya başlamış yani. Bizimle. Evet. Şimdi bu kurum ve kuruluşlar para ve para mal ve bilgi akışı sağlıyorlar. Tabii bu para mal bilgi akışı sağlarken de aynı zamanda da hem bunu kontrol ediyorlar hem regüle ediyorlar. Hem de sizi koydukları sıralamalara göre de size bir kredi ve rating notları veriyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Çok basit, böyle çok masumane falan duruyorlar ama günün sonunda bir bakıyorsunuz siz bedeller ödeyen bir ülke haline geliyorsunuz. Şimdi bu UNDP dediğimiz United Nations Development Programları bir rapor hazırlıyor. Diyor ki İnsani Gelişmişlik Endeks raporu şudur diyor. Yani İnsani Gelişmişlik raporu budur diyor. Arkasından da dönüp diyor ki bu rapora göre de Türkiye şu sıradadır diyor. Beni 69. sıraya koyuyor. Peki neyi kriter alıyorsun diyoruz? Neye bakıyorsun? Baktığı şeylerde işte ortalama yaşa bakıyor. Ne kadar süre yaşıyoruz? İşte kişi başı düşen milli gelire bakıyor. Arkasından da okullaşmaya bakıyor. Eğer diyor senin milli gelirin buysa, okullaşman da şuysa, şu kadar da yıl yaşıyorsan o zaman sen 69. sıradasın. Şu kadarıncı sıradasın. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bunları tekrardan hesap ediyor. Dönüyor diyor ki. Bu kadar basit mi olmalı? Bu kadar basit. Şimdi hocaların dediği de bu zaten. Bir diyor yanlış, iki anlamsız, üç tutarsız. Ve en kötüsü de itiraz eden kimse yok. İtiraz korkunç ettiğiniz şey. Zaman da, tabii itiraz ettiğiniz zaman da ama hükümet, ama muhalefet, ama işte kim olursa bunu saldırı diye algılanıyor. Halbuki değil, bu bir saldırı değil. Bu sadece istediğimiz şey gerçek ortaya çıksın. Ben hak ettiğim yerde olayım. Evet. Ben başka bir şey istemiyorum. Nerede benim sıram? Ben orada olayım.
Ama de ki bana, ben petrol gelirine göre yapıyorum bu işi. Benim petrolüm yok. Ben o zaman 145. sırada olayım. Önemli değil. Hatta 235'te olayım. O da çok önemli değil. Çünkü herkes bilecek ki bu sıralama petrole göre yapılıyor. Evet. Herkes petrole göre, dağılımına göre bulunduğum yerden ve sıralamadan memnun olacak. Ama kölelik diyor. Ama kölelik diyorsa eğer orada dur derim yani. Yani bir dakika, kölelik de 20. sıra ne demek? 20. Hani nerede köle? Skala nedir? Evet, nedir yani? Şimdi ona baktığımızda da mesela Global Index'e de bir şey söylüyor. Diyor ki Suudi Arabistan 34. bakıyorum buraya çünkü. Suudi Arabistan diyor 34. sırada. Umman 36. sırada, 56. sırada. Libya 53. Türkiye diyor 71. sırada. Benim suçum ne? Komik. Evet, gerçekten komik. Ama biz tabii bunları irdelememişiz daha önce. O yüzden biz bu komediyi hep seyirci kalmışız, seyretmişiz. Aslında bu hakikaten bize çok ciddi acı faturalar çıkartacak olan neticeler. Şimdi diyor ki yine bu Global Index'i çıkartırken, eğer diyor kişi başı gelir bu kadarsa, o halde şu kadar fakir vardır, düşük gelirli vardır. Bu kadar düşük gelirli varsa da okula da gidememiştir bunlar. Şu kadar da okullaşma sorunları vardır. Dolayısıyla onlar gelsinler ve şurada olsunlar. Temel dayanakları yanlış. Eğer bir şeyi doğru hesap edecekseniz lütfen yani bu kanaat önderlerinin de buna bir dakika kardeşim bir dur bakayım. Sen yanlış yoldan gidiyorsun. Bu yoldan gidersen tabii ki netice bu olur. Hani hastaya ne diyoruz? Teşhisi doğru koyamazsanız tedavi doğru netice vermez. Doğru. Şimdi kadın erkek cinsiyet eşitliğine uçurumuna geliyoruz. Bakın kadın erkek cinsiyet eşitsizliğine geldiğimiz zaman da dönüp diyor ki parlamentodaki kadın sayısına bakarım. Parlamentodaki kadın sayısına bakıyorsun. Benim parlamentodaki kadınım az. Bunu ben biliyorum. Evet. Bu benim zaten kanayan yaram. Hı-hı. Tamam. Doğru. Ama Suudi Arabistan'ın altında nasıl olabilirim ki? Suudi Arabistan'da parlamento yok. Libya'da parlamento yok. Şimdi benim derdim burada işte yok, orada şeriat var, burada bilmem ne var. Bu katiyen değil. Bana ne başka ülkelerin nasıl yönetildiklerinden. Ama bu tarafta benim parlamentom var. Az ya da çok bir kadın var orada. Birkaç kadın var, birçok kadın var. Şimdi dönüp de beni Katar 115, Nepal 121, Türkiye 121, Mısır 125, Küveyt 116 diyemezsin. Beni bu sıralara koyamazsın yani. Parlamentodaki kadın azlığımdan dolayı beni yargılayabilirsin. Ama kalkıp da olmayan parlamentolar var diye gösterip o ülkeleri benim önüme geçiremezsin. Buna itiraz ediyoruz. Buna itiraz etmemiz gerektiğine inanıyoruz daha doğrusu. Ettiniz mi? Ediyoruz. Şimdi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aslında bir taraftan Twitter'da, bir taraftan Facebook'ta, işte bir sosyal medyada. Mümkün mertebe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Evet. Bakın büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz, burada böyle bir sıkıntı var. Bize şans verin, fırsat verin, size bunu anlatalım, izah edelim, doğruyu bulalım ve onlar da bir daha yanlış yapmasınlar. Çünkü bizim hak ettiğimiz bu değil. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi gender gap, bu da bu cinsiyet uçurumundan bahsediyoruz. Hı hı. Burada da diyor ki çocuk ölümlerini baz alıyorum diyor. Eğer sen de diyor yoksulluk varsa çocuk ölümleri de vardır. Dolayısıyla diyor sen 142 ülke arasında diyor 125. sırada olmak durumundasın diyor. Yani biz kadınlar da ah vah vah diyoruz. Hepimiz bu söylemi gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimiz gidip bunu söylüyorlar. Biz diyorlar 142 ülke arasında 125. sıradayız. Çok çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım falan. Değil, biz 125. sırada değiliz. Olmamamız lazım. Beni 125. sıraya nasıl koyarsın? Ben MENA bölgesindeki bu 125. sıraya itiraz ediyorum. Gerçekten itiraz ediyor. Ağrıma gidiyor. Bakın Orta Doğu ve Kuzey Afrika dediğimiz bu bölgede en çok kadın hakimin, en çok kadın hekimin, en çok kadın eğitmenin, IT'cinin, finansçının, profesörün olduğu bir ülkeyiz biz. Evet. Şimdi benim zaten tepemde bir cam tavanım var. Değil mi? Biz evet. Bu mahalle baskısından çıkamadığımız için girişimci olamıyoruz evet. Kadınlar. Şimdi zaten bu var. Bunun üstüne bir de böyle psikolojik silahlarla üzerime gelmenin, hem de böyle masumane çaktırmadan gelmenin bir manası yok. Şimdi bu bende çok ciddi baskılar oluşturuyor. Artı küresel finans kuruluşları da bu rakamları kullanıyorlar. Ve diyorlar ki eğer diyorlar Türkiye'nin sıralaması 125. sıradaysa bunun diyorlar riski çok fazla. Ratingi çok düşük. Dolayısıyla WEF kalkıyor ki Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklama yapıyor.
Türkiye'ye diyor yatırım yapılamaz. Siz ondan sonra istediğiniz kadar yabancı sermayenin gelmesi için bir takım teşvikler verin, iyileştirmeler yapın. İşte onları kırmızı halı döşeyin, şampanyalarla karşılayın. Artık gelmez. İşte onun için itiraz etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunun için bizim bunu anlatmamız gerekiyor. Geçenlerde de bir şey yayınlandı. Yolsuzluk endeksi açıklandı. Yolsuzluk endeksinde de biz 53. sıradan 64. sıraya düştük. Halbuki o yolsuzluk endeksi değil. Ben her zaman söylüyorum. Zamanı yönetin, hayatınızı yönetin. Algıyı yönetin, dünyayı yönetin. Yolsuzluk algısı endeksi o. Bir algı endeksiyle. Bir algı endeksiyle evet. Beni 11 puan düşürüyorlar. Çok böyle enteresan. Şimdi bu bir haksızlık. Evet. Bu doğru değil. Bunun için de bizim gereken çalışmaları yapmış olan akademisyenlerimize bunu anlatma şansı tanımamız lazım. Bu anlatma şansını vereceğiz ki bu akademik çalışmaları bir ciddi bir platformda görülsün, dinlensin, incelensin evet. Ve ikna olunsun ki biz bu sıraları hak etmiyoruz. Çünkü biz böyle olduğumuz takdirde de çok maliyetli paralar kullanmaya başlıyoruz. Ve çok fazla faiz ödüyoruz. Milyarlarca dolar faiz ödüyoruz sırf bu sebepten. Hı hı. Diğer tarafta 30-35. Sıralarda olan Suudi Arabistanlar, Libyalar sırf petrolleri var diye kadın sokağa çıkamıyor. Araba kullanamıyor. Ama ben bu tarafta onun çok arkalarında bir yerde böyle yer alıyorum. Nerede kaldı benim Amazonluğum? Nerede kaldı benim bu kadar çaba sarf edip sokaklarda geleceğim için çarpışmam? Değil mi? Savaşmam. Çok doğru. Emek vermem. İşte bakın bu saat kaç? Cuma günü bu saatte siz kendi mesleğinizi icra ediyorsunuz. Evet. Dışarıdasınız. Ekmek paranızın evet. peşindesiniz. Nasıl olur da buralarda bilmem kaçıncı sırada olursunuz? Bunu nasıl kabul edersiniz? Hiç etmiyorum. Etmiyorum. Kanaat önderlerine de bu konuda. Biz etmiyoruz. Evet. Kesinlikle evet. etmiyorum. Ve inanmıyorum da. Buna evet. da inanmıyorum. Evet. Çünkü dediğiniz gibi kıyaslanan ülkelerle bizim ülkemizin arasında çok ciddi farklar var. Evet. Küresel sermayeye sahip yatırımcıların da bu ülkeye gelmesini engellemek adına yapılan bir takım şeyler olabilir. İster istemez şüphelenmiyor musunuz? Evet. İşte burada, şu an bu aklıma evet, geldi yani, benim de. İyi niyet yani göremiyorsunuz. Mutlaka, evet. Belli bir süre sonra hay Allah acaba bilinçli mi yapılıyor? Yani niye böyle yapılıyor filan diyorsunuz. Ülkemin üstünde oyunlar oynanıyor diyorsunuz. Doğru oynanıyor. Biraz evvelki nedenlerden. Çünkü toprağın iki karış altı çok zengin. Evet, siz söylediniz. Evet. Toprağın iki karış çok zengin. Aynen öyle. Bunun fark edilmesi gerekiyor esasında. Değil mi? Bizim bor madenlerimiz için yatırımcıların gelmesi gerekiyor. Ama ben eğer bir sermayedarsam, sermayedar demek de zaten parasıyla birlikte giden yatırımcı demek değil. Parasını gönderen adam demek. Hı hı. Şimdi bu böyle bir sermaye varsa ve ben bunun Türkiye akışına niye şey yapayım ki? Bakıyorum, elimdeki raporlara bakıyorum, WEF'in açıklamasına bakıyorum. İşte bilmem IMF'nin açıklamasına bakıyorum. 125. sırada bu ülke diyorum. Ya bir de şimdi köleler möleler çıkmış. Ben niye paramı orada riske atayım diyorum. İster istemez böyle düşünüyorum. Ve bunu düşündüğüm için de ben ister istemez bunlara iyi niyetle bakamıyorum. Evet, kölelik bir de yani ismi bile çok korkunç. O zaten. O başka bir şey evet. Hakikaten yani ben evet. bunları duyunca şok oldum. Peki sosyal sorumluluk projeleriniz var mı? Sosyal sorumluluk projeleri. Evet. Ben bunlarla böyle ilgileniyor musunuz? Kadın evet, girişimcilere evet, evet. ya da sosyal sorumlulukla ilgilenen kişilerle bir ilişkiniz oluyor mu? Evet. Şimdi şöyle, ben bilginin zekatına inanan insanlardanım. Sadece paranın zekatı verilmez. Bilgi de paylaşılacak ki sizi ölümsüzleştirsin, daha uzun yaşatsın. Ama hı hı. hani diyoruz ya yiğit ölür, meydan kalır, at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şanı kalır. Hani hiç değilse böyle bir şan kalsın arkamızda diye ister istemez. Bulabildiğimiz fırsatlarda da sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum ya da içlerinde yer rol almaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi geldiğim yıllarda fark etmiştim bunu. Dedim ki kadın girişimciler için hiçbir şey yapılmıyor bu ülkede ki öyleydi. Evet. 12 yıl oldu geleli. Ve ben tesadüfen tanıştığım TRT'de görev yapan Hüseyin Başusta beyefendiyle tanıştım. Siz de bir ara yaptınız galiba değil mi TRT'de? Evet. Ve bunu anlattım kendisine. O da dedi ki ya çok haklısınız Oylan'cığım dedi. Bunu yapalım ama nasıl yapalım dedi. Ve ben 4,5 yıl kadın girişimcilere yönelik başarının formülü, memleket meselesi, dışarıdaki Türkiye diye programlar yaptık.
4,5 yıl yaptık bunu. O tabii bir onun inancıyla oldu bu iş. İki bu buna çok zaman ayırarak oldu. Arkasından da o dönemlerde de bir KGİDER, Kadın Girişimciler Derneği'nin kurucu üyesiyim aynı zamanda. Hı hı, evet. Daha sonra da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Ben de Bilecik'te yatırımlarım olduğu için Bilecik İl Başkanlığı'nı yaptım. 3 dönem, 6 yıl. Artık yeter, ben de emekli olayım dedim burada. Şimdi gençlere bıraktık şeyleri, bayrağı. Buralarda yer aldım, rol aldım. Ondan öte de ne yapıyorum? 12 yılda geçtiğimiz günlerde oturdum, baktım. 267 yerde konuşmacı olarak gitmişim. Gençlere dokunmuşum. Lütfen girişimci olun demişim. Üniversitelere gitmişim, işte derneklere gitmişim. Rotary kulüpleri, Lyons'lar. Aklınıza ne geliyorsa her fırsatta girişimciliği teşvik etmek için çalışmalar yapmışım. Daha evvel de Avustralya'dayken zaten iki tane, bir de Avustralya'da yaşadım bu arada. O da, bu da burada çıktı. Orada da iki tane önemli girişimim olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sosyal görevli olarak Coburg Belediyesi'nde çalıştım. Ve 150 bine yakın Türk ailesinden sorumlu olarak orada da düşük ve dar gelirli ailelerin topluma kazandırılması konulu çalışmalarım oldu. İlk kitabım 1990 yılında yayınlandı. İşte Yeni Ülke Eski Anılar diye, hani o gerçekten göçmen kadınlara yönelik bir şeydi, o projeydi. Çok önemli. Bakın, göçmenlerin, öyle diyelim, ülkenize gelen misafirlerin misafir değil kalıcı olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Onlar geldiklerinde, kaldıklarında yapılması gereken şeyler, uyum programlarının derhal devreye sokulması lazım. Onların topluma kazandırılması lazım. Ki yarın bir gün karşımıza ayrıştırıcı özellikleriyle çıkmasınlar. Çünkü farklıyız. Belki bir su yağı kadar farklı değiliz ama illaki farklılıklarımız var. Şu an 2 milyonun üzerinde misafirimiz var. Misafirimiz var ve onlar kalıcılar. Şimdi biz bir öncelikle bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. 2 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon hiç önemli değil. Sayıları hiç önemli değil. Önemli olan onları doğru kazanmanız gerekiyor. Uyum programları olması gerekiyor. Orada belki bir geçiş okullarının olması gerekiyor. Şimdi işte okula gidecek olan çocukları var. Onların derhal Türkçe öğrenmesi gerekiyor. İşte ne kadar biliyorlar, ne kadar bilmiyorlar bilmiyorum. Çünkü ben bu Türkçe konusundan da çok rahatsızım. Çocuklarımızı eğitim alsınlar ve çok iyi Fransızca, İngilizce bilmem ne şey konuşsunlar diye o ülkelere gönderiyoruz. Küçük bir servet harcayarak. Kesinlikle doğru. Ama bu taraftan kendi çocuklarımıza, yine aynı çocuklara ya da çevremizde değişik Türkçe, değişik aksanlarla Türkçe konuşanları yadırgamıyoruz. Hayır, ben yadırgıyorum. Nasıl ki İngilizce, yabancı dil öğrenmesine bu kadar destek veriyorsan, çocuk yaşadığı ülkenin dilinde çok iyi konuşmak durumunda. Siz eğer Fransa'daysanız doktora gidin, Fransızca konuşmak zorundasınız. İngiltere'deyseniz İngilizce konuşmak zorundasınız. Dünyada, evet, bu küçücük dünyada ya da dünyamızda hiçbir kara parçası yok ki tek bir ırkı barındırsın. Mümkün değil. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Ya ayaklarımız çalıştığı sürece, hatta şimdi ayağa bile ihtiyaç yok gitmek için. Çünkü bir engel değil en azından bu. Her ülke birlikte yaşamayı öğrendi de biz mi öğrenemedik bunu? Bu mümkün değil. Neyse, dönelim Avustralya kısmına, sosyal sorumluluklara. Orada da böyle bir çalışmam oldu. Onun yanı sıra da Gelibolu Morabin kardeş şehir çalışmasında görev aldım. Yani kısaca her fırsatta ben bana düşeni yapıyorum. Bundan yana müsterihim. Hepimizin de aşağı yukarı böyle şeyler olması lazım. Ama sosyal sorumluluk projeleri, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu'nda Mısır İş Konseyi Başkanlığı'nın da bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle aslında. Ama Belarus İş Konseyi Başkanlığı'nın da halkeza öyledir. Evet. Çok zamanım alır. Çok zamanım alır. Belki arkadaşlarımdan gidip dedikodu yapacağım, altın günü yapacağım. Zaten bunların hiçbir tanesini yapamam ben. Yok, siz o forma uygun değilsiniz zaten. Çok forma uymuyorsunuz ama hiçbirimiz uymayalım. Ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak için de belli bir yaşa gelmeyi beklemeyelim. Bu gönüllü çalışma ilkesi çok genç yaşlarda başlamalı. Çok genç yaşlarda insanlar bu bilinçte olmalılar. Bir kişi bir kişiyi kurtardığı zaman, bir kişi bir kişinin elinden tuttuğu zaman dünyanın düzelmesi için gerekli olan gün sayısı kaç biliyor musunuz? 3. Sadece el tutuşmak için geçen süre 3 gün. Bu kadar. 3 günde dünya düzeliyor. Ben bu amaçtan yapıyorum. Bir sihirli değnek gibi bu. Tabii. Bir kişi bir kişinin elinden tuttu mu? Böyle bir şey.
Bu domino etkisi yapıyor ve herkes birbirini seven, yardım eden, destek veren toplum haline geliyoruz. İnşallah. Ama vaktimiz bitti. Öyle mi? Yine bir maden sorusu gelmeden kapandı bu konu. Peki. Aslında yine sorulacak o kadar maden demiyorum ama. Evet. Yani özellikle yabancı misafirlerimizin entegrasyonu konusunda çok şey sorabilirdim size ama hakikaten vaktimiz hiç kalmadı. Bir dahaki sefer inşallah. İnşallah. Gelecek misiniz peki? Arada bana dediniz ki hani bir kere daha düşüneceğim. Evet, siz davet edersiniz, 5 defa düşüneceğim. Doğru. Evet, teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Daha geniş konularla, farklı konularla. İnşallah. Efendim, bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar.